Şimdi 65. sayfenin seslendirmesini yapıyoruz. Cezimli okumada dikkat edilecek hususları anlatmıştık ve anlatılan hususlarla ilgili kelimelerden misallerini de bolca vermiştik. Yeteri kadar o kelimeleri talim ettikten sonra sahih tilavet için ayet-i kerimelerden bir takım misaller getirdik o ayet-i kerimeleri konularımız itibarıyla okumaya çalışıyorum. İlk gruptaki ayet-i kerimeleri okurken ince kalın ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer hususlara dikkat etmekle beraber bu hataya yoğunlaşmamızda fayda var. Daha önce bahsetmiştik, konulu konulu çalışmamız icap ediyor. Burada kırmızı renkli harflerimiz kalın harfler, mavi renkli harflerimiz de ince harfler. İnceden kalına, kalın, kalın harften de ince harfe geçişte ses transferi yapmamaya dikkat ederek okumaya başlıyorum. وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَا وَالْعَادِيَاتِ الظَّبْحَى Doğrusu bu. Burada muhtemel hatamız دَبْحَى olabiliyor. Da harfi incelebiliyor. Çok nadir de olsa. Yeni başlayanlar için özellikle. Ama çoğunlukla labha şeklinde B harfi kalın okunuyor. B harfi malumunuz ince bir harftir lat harfinin kalınlığını b harfine transfer etmemek icap ediyor. Lab, lab, lab değil, lab, lab şeklinde ince okuyacağız. Bir kere daha doğrusunu okuyorum. وَالْعَادِيَاتِ <Sessizlik> اللَّبْحَاءِ فالموريات قد حا فالموريات قد حا فالموريات قد حا طرصوبه هنا عن شكل ده kad ha şeklinde kaf harfinin kalınlığı del harfine sirayet ettirilmeden kalın harf kalın ince harfte ince olarak telaffuz edilmesi gerekiyor. Kad kad değil. Qad Qad kad şeklinde ince okunması gerekiyor. Yapamadığımız zaman çalışma metodumuz şuydu. Bir daha hatırlatıyorum ince bir harfi ince harfe bağlamak suretiyle üç kere tekrar ediyoruz. Dördüncüsünde kalın olan qaf harfiyle okuyoruz. Mesela ed, ed, ed ince del harfini bulduk. Bunu kaybetmeden ad bir daha yapıyorum. Üç kere ed, 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 ad, ad dördüncüsünde doğru olarak del harfini kalınlaştırmadan kaf harfini del harfine bağlıyorum. Bir daha okuyorum. Felmuriyati qadha Felmughirati subha Felmughirati subha فَالْمُغِيرَاتِ الصُّبْحَا Doğrusu bu. Burada iki türlü hataya düşülebiliyor. Birincisi, سُبْحَا diye B harfinin inceliği sat harfine transfer ediliyor. inceltiliyor, Dolayısıyla inceltildiğinden dolayı sin harfine dönüşüyor. Bu hataya düşmek yok. Süb değil, su, kalın, su, Su dediğimiz zaman da sat harfinin kalınlığını B harfine bu sefer transfer etmemek gerekiyor. Su bu değil, su bu, su bu, sat kalın, B harfi ince. Su bu, su bu değil, su bu, su bu şeklinde ince geçmemiz gerekiyor. Bir daha doğrusunu okuyorum. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا, فأثرن به نقعا Doğrusu bu. Şimdi burada muhtemel hataları söylüyorum. Fe e ne diye s harfini kalınlaştırmak yok. Sar değil, s ince. Fe e ne diye ra harfine ince geçmek de yok. Bu da hata. Çünkü ra konumu itibariyle kendisi sakin, makabili. Yani bir önceki harf fethalı ve dammeli olduğunda kalın okunduğunu biliyorduk. Dolayısıyla buradaki ra harfi kalın okunacak. S ince, ra kalın. Ser, ser, ser şeklinde. Nak'a değil, nak olunca ne oluyor? Kaf harfinin kalınlığı nuna bulaşmış oluyor. Kalınlaştırmış oluyoruz. Hata. Naq, naq nun ince, kaf harfi kalın. Naq, nako, şeklinde. Bir daha doğrusunu okuyorum. فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Doğrusu bu. Buradaki muhtemel hatalar ince kalın ayrımı bakımından ne diye da harfinin kalınlığı sine bulaşıyor. Onu da kalınlaştırıyor. Dolayısıyla kalınlaştığında sada benzemiş oluyor. Halbuki o sin harfi gördüğümüz gibi ince okunacak. Se, sedne bu sefer sini ince okurken Ta harfini incelttik. Sed ne? Bu da yanlış. Salto ne? O da yanlış. İkisi de değil. Birisinde inceden kalını, diğerinde de kalından inceyi etkilendirdik. Dolayısıyla doğrusu inceyi ince, kalını da kalın olarak okumak. Sato, sato şeklinde. Yapamıyorsak bunun da çalışma usulü ve üslubu şöyleydi. Kalından kalına, mesela sade harfinden ta harfine, sato, 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 ta'nın kalınlığına dokunmadan, sato şeklinde alıştırmamızı bu şekilde yapıyoruz ve doğruyu buluyoruz. Bir daha doğrusunu okuyorum. فوسطنا به جمعا وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في Doğrusu bu. Bu ayet-i kerimede son kısımda fissudur derken del harfini ra harfine sakin bir şekilde bağlamak söz konusu. Çünkü vakıf yaptığımızdan dolayı sükun üzerine duruyoruz. Hareket üzerine durulmayacağını söylemiştik ra sakin. Ra sakin olunca ince mi kalın mı okuyacağız? Nereye bakıyorduk? Makabline bir önceki harfe. Bir önceki harfimiz vav. Wow, o da sakin. Bu durumda onun da makabline bakıyorduk. Onun da makabli bir önceki harf yani del. Del harfinin harekesi damme, dammede ve fethada kalın okunurdu. Öyleyse fi diye ince değil sudur şeklinde kalın. Ama burada met boyunca du derken del harfinin inceliği sonuna kadar uzatma boyu sürecek. Yarı yolda kalına doğru evrilip yamulmayacak. En son ra'ya geldiğimizde uzatma bittiğinde ra'ya bağlarken kalın olarak bağlanacak. Bir daha doğrusunu okuyorum. Ve husile <Sessizlik> ma fi sudur. İnne rabbahum bihim yevme idil لا ان ربهم بهم يومئذ لخبير بَهُمْ بِهِمْ izil Doğrusu bu. Bu ayeti kerimede de mahalli istişadımız son kısımda lahabir derken, orada da durduğumuzdan dolayı ra sakin oldu. Ra sakin olduğunda ra ince mi okuyacağız, kalın mı okuyacağız? makabline yani bir önceki harfe bakıyorduk. Bir önceki harf ya harfi onun da harekesi yok. Bu sefer onun da makabline, onun da öncesine bakıyorduk. B harfi var. B harfinin harekesini kesre. Kesrede ra ince okunur. Bu sakin ra'yı da ince okumak vacip. Bir şeklinde kalın değil. Burada bu hata yapılıyor. Ra harfine geçerken, bağlarken ince olarak bağlayacağız. Gördüğünüz gibi zaten mavi renkle ile renklendirilmiş dikkatimizi çekmek için. La habir değil. La habir. Bir daha doğrusunu okuyorum. İnne hum بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّحَبِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ bi بِرَبِّ الْفَلَقُ Doğrusu bu. Burada muhtemel yanlışlarımız şunlar. İnce kalın ayrımı bakımından. قُلْ <laughs> değil. Ne oldu? Lem harfi inceyken kalınlaştırdık. Kaf'tan etkilendirerek. U kalın ama leme geçerken ince bir geçiş yapacağız. قُلْ U'l <laughs> Latin harfleriyle yazılan bir elif cüzünden çalışmayın dememizin bir hikmeti bu. Buradaki bu ince geçişi Latin harfleriyle nasıl ifade edeceğiz? Mümkün değil. Yine aynı şekilde lako değil, le şeklinde kaf ince değil tekrar. Felenko, felenko şeklinde. Yine aynı şekilde le-mi ince kaf harfinde kalın okumamız gerekiyor. Son bir kere daha okuyorum doğrusunu. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ Doğrusu bu. Yine aynı şekilde ha kalın, lem ince, q ka tekrar kalın. Halaku şeklinde lem, kanunlaşmayacak hata. Ha la. Halaku. şeklinde. Bir daha doğrusunu okuyorum. Min şerri ma ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا Doğrusu bu. Burada muhtemel hatalarımız ince kalın ayrımı noktasından şunlar. غَاسِقٌ قُنْ olabiliyor. Bakın burada tenvinden doğan bir sakin nunumuz var. Bu sakin nun ince bir harftir. Qaf harfinden bu nun harfine bağlantımız ince olması gerekiyor. Qın dedik, kalınlaştırdık hatadır. Rası <laughs> değil, Rası qin, qin, şeklinde ince geçiş yapacağız. İza ve Qab, Qab, bakın kalın, bu da hata. Qaf kalın ve ince. Qab <laughs> Qab şeklinde. İza ve qab şeklinde. Bir daha doğrusunu okuyorum. Ve min şerri gâsikin iza ve qab. Ve min şerri nefâsâti fil'uqad. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد دور سبو ينعني شكل ده كلمة في العقد deme tehlikemiz var. Bu hata. Kaf harfi kalın, del harfi ince. Qad Qad şeklinde. Ama burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Kaf harfinden del harfine ince geçeyim derken bu iki harfin arası ayrılıp met oluşmaması gerekiyor. Qad Qad şeklinde uzataraktan değil. Uzaktan bağlamak suretiyle yaparsak bunu met oluşur. Öyleyse aradaki boşluğu kaldırıp hemen yan yana, o harfi bu olsun, del harfi de bu olsun, hemen buradan dibinden bağlamak suretiyle met oluşmasına fırsat vermeden bağlamak gerekiyor. Qad ad, şeklinde değil, ad, ad şeklinde bağlamak gerekiyor. Bir daha doğrusunu okuyorum. ومن شر النفاثات في العقد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما mekeseb ma ma'unahuma ma doğrusu bu. Yine aynı şekilde avne diye aynı harfinin kalınlığı hemzeye bulaşmadan hemzeyi ince okuma gayret etmemiz gerekiyor. Av ne değil? Ev, ev, ev hemze ince, olayın kalın. Ev ne, ev ne. Bir daha okuyorum doğrusunu. Ma evnâ anhu mâluhu ve ma mâ kesebe. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. لا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سيص لا نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب şeklinde iki türlü vakıf ve vasıl ederek okudum. Doğrusu bu. Burada muhtemel hatalarımız şunlar ince kalın ayrımı bakımından ve çok bu hataya rastlıyoruz. S yaz yaz oluyor. Sat harfinin kalınlığı y harfine bulaşıyor. Onu da kalınlaştırıyor. Yaz yes değil. Ya ye ince yaz yes, yaz yes şeklinde. Y'yi incelteceğim derken bu sefer sat inceliyor. Yani inceliyor ona bulaşıyor. İncelince de tabii ki sine döner. Yes, yes olur. O da değil. Yesle de değil, yasle de değil. Ya ince, sat kalın. Se yasle, yasle, şeklinde. Ne ranzete derken ihfayı ince yapacağız. Burada nun ince olduğu gibi ihfası da ince diye söylemiştik daha önce. Ranzete şeklinde kalın bir ihfa. Doğru değil. Ran Ran Zat Şeklinde ihfa'yı da ince yapmamız gerekiyor. Hammeleten Hatab Hatab Tab olur bu. B kalınlaşır. Veya Hadab Şeklinde daha harfi incelir. Dele döner. O da yanlış. Tab Da yanlış. Deb De yanlış. Ta harfi kalın, B harfi ince. Tob, tob, tob. Eğer B harfine bir türlü çalıştık çalıştık, ince geçiş yapamıyorsak çalışma usulümüz şuydu. Mesela B harfini del harfine bağlarız. İnceden inceye bağlamak kolay. Üç kere tekrar ediyoruz. Deb, deb, deb ince b harfini bulduktan sonra ona dokunmadan del yerine D'a getiriyoruz dördüncüsünde dobe tab şeklinde düzelmiş oluyor. Bir daha yapıyorum. Debe, deb 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 tab şeklinde ince geçişe muvaffak oluyorum. Bir daha doğrusunu okuyorum. Sen yas لا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فإذا ثروت فانصب فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ Doğrusu bu. Ferauta olabiliyor bu. Ra inceliyor. Ra gördüğünüz gibi konumu itibariyle kalın okunması gerekiyor. Çünkü fetha fetha ve dammede kalın okunduğunu biliyordunuz. Ra, ferav değil, fera, ferav, ferav. Burada bu hata çıkabiliyor. Kalından kalına bağlayacağız. Ra, ra şeklinde. Ra, ra diye ra'yı inceltmek yok. F harfini kalınlaştırmak da doğru değil. Fara değil, F Fa ince, ra kalın. Fera, ferav, Ferav doğrusu bu. Farav, farav diye feykanlaştırarak okumak yok bu da hata. Diğer taraftaki yanlış daha çok yaygın. Fen sab oluyor. Bel kalınlaşıyor. Genellikle bu hata oluyor. Hadi onu incelt deyince bu sefer olu veriyor. Saat incelip sine dönüşü veriyor. Bu da hata. Sab kalın, B'ye bağlantı ince. Kalını kalın okuyoruz, inceyi de ince okuyoruz. Fen sab, fen sab şeklinde. Bir daha okuyorum doğrusunu son kez. Fe ize ferote fen sab. Ve ila rab. ربك فارب وإلى ربك فارب Doğrusu bu. Burada iki türlü hata yapılıyor. Birisi F harfini raya bağlarken ya fer oluyor veya far oluyor. İkisi de hata. Fe ince, ra kalın. Fer değil, far değil. Fer, fer, ra sakin ma kabli. Fetha olduğunda kalın okunacağını biliyorduk. Fer, fer, doğrusu bu. Diğer hatamız, gab, gab oluyor, b kalınlaşıyor. Gay'nin kalınlığı ona bulaşıp kalınlaştırmak da hata. Gab değil. Gab. Gab. Yine zorlanıyorsak hemen metodumuzu uyguluyoruz. Üç kere ince bir harften ince bir harfe bağlayıp B'deki inceliği yakalıyoruz. Dördüncüsünde o inceliğe dokunmadan kalın harfimize bağlıyoruz. Eb, eb, eb. B'ye dokunmadan hemzenin yerine kayın koyuyorum. Gab. Eb, eb, eb. Ra'b ab, ab 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 Ra'b. Bir daha okuyorum son kez. Ve ila rabbika f'a